Kalbinizin çıkardığı atma sesi, kalp kapakçıkları açılırken ve kapanırken çıkan çarpma sesidir. Kalbiniz yaralanmadığınız sürece hücrelerinizi çoğaltmaz. Vücudunuzda kan gitmeyen tek yer korneyalarınızdır. Korneyalar oksijeni kandan değil, doğrudan havadan alır. İnsan beyninde 100 milyar nöron vardır, yani aşağı yukarı. Vücudunuzdaki damarlar dünyanın çevresini iki kere falan dolaşacak kadar uzundur. Beyninizin yalnızca %10'unu kullandığınız fikri bir efsanedir. Herhangi bir zamanda neredeyse %100'ünü kullanırsınız. Aksi halde bir fincan kahve içmek gibi basit işleri bile yapamazdınız. Evet, bunu yapmaya benim bütün beynim ancak yetiyor. Pazılarını sıkan eski Romalılar bu kasların bir fareye benzediğini düşünürdü. İngilizce kas demek olan muscle kelimesinin Latince'de küçük fare anlamına gelmesinin nedeni budur. Sol akciğeriniz kalple aynı alanı paylaştığı için sağ akciğerinizden daha küçüktür. Uzmanlar sadece 10 bin kokuyu ayırt edebildiğimizi düşünüyorlardı. İşin aslı, yakın zamanda yapılan bir araştırma insanların 1 trilyon kokuyu tanıyabildiklerini buldu. Beyninizin %70'inden fazlası sudur ve vücudunuza giren oksijenin %20'sine ihtiyaç duyar. Ne açgözlüymüş ama! Ağzınızda yaklaşık 700 farklı bakteri türü vardır ve toplamda 6 milyardan fazla bakteri yaşar. En büyük organ derinizdir. Deri, iki banyo havlusunun yüzey alanını kaplayabilir. Aldığınız her yarım kilo yağ başına vücudunuza oksijen ve besin öğelerini sağlaması için 1.6 kilometre uzunluğunda yeni kan damarları üretirsiniz. Mideniz kendi kendini sindirmemek için her 6 günde bir yeni zar üretir. Hey, seni içten içe kemiren bir şey var. Beyninizi çevreleyen zarlarda, kan damarlarında ve kaslarda ağrı alıcıları bulunsa da beyninizde bulunmaz. İşte o yüzden beyin ağrısı diye bir şey yaşamazsınız. Dişler iskeletinizin bir parçası olarak değerlendirilir ama kemik sayılmaz. Sinir hücreleri saniyede 1000 civarında sinir sinyali iletir. Bunların hızı saatte 1.6 kilometre ile 431 kilometre arasında değişir. DNA'mız 100 bin virüs içerir. Hatta bilim insanları DNA'mızda 100 milyon yıl öncesine dayanan bir virüs keşfettiler. Günde 8 saat, dakikada 60 kelime yazsanız bile insan genomunu yazmanız 50 yıl sürerdi. İnsan vücudundaki en büyük molekül birinci kromozomdur. Bir insan hücresinde 23 kromozom çifti vardır ve her birinci kromozom 10 milyar atomdan yapılmıştır. Sadece bir nefeste 25 seksilyon molekülü solursunuz. Yani 25'in ardına tam 21 sıfır diziyorsunuz. Olur ya, saymak istersiniz diye söyleyeyim dedim. Gırtlağınızın üst kısmında her yutkunuşunuzda besinlerin akciğerlerinize gitmesini engelleyen yaprak şeklinde bir kanatçık vardır. Bütün cilt hücrelerinin yenilenmesi yaklaşık bir ayı bulur. Her 60 saniyede bir yaklaşık 30 bin ölü cilt hücresi dökeriz ve her yıl neredeyse 4 kilogram deri kaybederiz. Yani pul pul döküldüğünüzü söylemem pek de yanlış sayılmaz. El tırnaklarımız ayak tırnaklarımızdan çok daha hızlı uzar. El parmaklarına göre daha seyrek zedelendiği için ayak tırnaklarınızın uzama hızı yaklaşık 4 kat daha yavaştır. Sık sık tökezlememize rağmen oluşan ani kan dolaşımı patlaması genellikle uzun sürmez. Bir kirpik yerinde sadece 150 gün kalır. Dünyanın en uzun kirpiği neredeyse 7,5 cm'ydi. Kirpikler aynı zamanda minik mite'lara ev sahipliği yapar. Yılda 4 milyon 200 bin kere göz kırparız. Bu her 8 saniyede en az bir kez göz kırptığımız anlamına gelir. Hapşırdığımız zaman dışarı verdiğimiz hava saatte 160 km hızla ağzımızdan çıkar. Yani bir Ferrari'den daha çabuk hızlanabilir. Ayrıca çok sert hapşırarak bir kaburganızı çatlatabilirsiniz. İnsanlar kişiye bağlı olarak her gün 500 mililitreden 1000 mililitreye kadar tükürük üretebilir. Bir yılda bu tükürük birkaç küveti dolduracak miktarları bulur. Ama yerlere tükürmek yok. Tükürük mükemmel bir ilaçtır. Ağzımızdaki yaralar başka herhangi bir yerdekilere kıyasla çok daha hızlı iyileşir. Tükürük yiyeceklerin tadını almamıza yardımcı olur. Tat alma cisimciklerimiz yiyeceklerin tadını sadece tükürükte çözündükleri zaman alabilir. Kulağa çılgınca gelebilir ama kemiklerimiz göründüklerinden daha güçlüdür. 16 cm küp hacmindeki insan kemiği yaklaşık 8600 kg ağırlığa dayanabilir. Bu da onu betondan daha dayanıklı yapar. Kan grubumuzu farklılaştıran tek şey şekerdir. A, B ve AB gruplarında 5 tür şeker varken sıfır grubunda bu yalnızca 4 türdür. Sıfır grubunu uygun verici yapan da budur. Ancak ilave şekerin olmayışı sıfır grubunu daha az tatlı yapmaz. İşin aslı, sivrisinekleri diğer kan gruplarından daha fazla çeker.
İnsanlarda sadece 8 kan grubu varken ineklerde bu 800 veya daha fazladır. Genellikle günde 50 ila 150 arası saç dökeriz. Saç tellerinin ortalama ömrü 5 yıldır ve bir tel kafatasınıza veda eder etmez anında yenisi uzamaya başlar. İnsan saçı aynı çaptaki bir bakır telden daha kuvvetlidir. Tek bir tel saç 100 gram ağırlık kaldırabilir ve doğru şekilde kullanılırsa bir baş dolusu saç 8400 kilogram taşıyabilir. Midemiz ihtiyaç olduğu zaman aslında olduğundan neredeyse 200 gram büyüyerek kapasitesini artırabilir. Ortalama hacmi ise yaklaşık 950 mililitredir. Besinler 4 ila 6 saat içinde sindirilir. Ayrıca mide metali eritebilir. Yani kapasitesi önemlidir. Dudaklar sahip oldukları yaklaşık 1 milyon sinir ucuyla parmaklardan çok daha duyarlıdır. Parmak uçlarından 100 kat daha hassaslardır. Girintiler ve izler dudak izimizi tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersiz yapar. Yaşamımız boyunca da değişmeden kalırlar. Bu arada dil izi de eşsizdir. Peki dil izi okuyucusunu ne zaman yapacaklar dersiniz? Göbek deliğimiz içindeki 70 değişik bakteriyle bir hayvanat bahçesi gibidir. Bu bakterilerin bazıları Japonya toprağında da bulunur. Hatta birkaç tanesi kutup buz örtülerine özgüdür. Vücudumuz gerçekten ışıldar. Gerçi yaydığımız ışık algılayabileceğimiz minimum seviyeden 1000 kat az olduğu için bunu çıplak gözle göremeyiz. Mark Twain, insan yüzü kızaran ya da kızarması gereken tek hayvandır demişti. Yüz kızarması adrenalin akınıyla tetiklenir. Karmen, öğütülmüş böceklerden yapılan allıklarda ve rujlarda kullanılan kırmızı bir boyadır. Au, iğrenç. Vücudumuzdaki en hızlı kaslar gözlerimizdedir. Göz kırpma hızımız saniyenin onda biridir ve bunu günde 20 bin kere yaparız. Yetişkinler dakikada ortalama 15 kere göz kırparken, bebekler yalnızca 1 veya 2 kere göz kırpar. Bilim insanları bunun sebebini hala bilmiyorlar. O yüzden aklınızda olsun, bir bebeği göz kırpma meydan okumasına davet etmeyin. Ayaklarınızda 250 bin ter bezi bulunur ve bunlar günde yaklaşık 250 mililitre ter üretir. Peki bu ayaklarınızın kokmasına neden olabilir mi? Tabii bazen olabilir. Bir köpeğin koku alma duyusu bir insanınkinden 100 bin kat daha güçlüdür. Ama bu oranda bile insanlar olarak hala 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebiliyoruz. Vücudunuzun kokusu tamamen size özgüdür. Yani ikiziniz yoksa. Yeni doğan birçok bebeğin gözleri mavidir ama zamanla koyulaşır. Bunun sebebi gözlerinize, saçınıza ve cildinize renk veren melaninin geçen birkaç yıl içinde irislerde birikmesidir. Yeni doğan bebekler dünyayı siyah, beyaz ve tersten görürler. Renkleri ayırt etme ve düz bir şekilde görme yetileri daha sonra gelişir. Görme yetisinin gelişimi biraz zaman alsa da bir bebeğin gözleri yetişkinlerin gözleriyle neredeyse aynı boyuttadır. Burnunuz ve kulaklarınız ömrünüz boyunca büyümeye devam eder. Evet, çok üzücü ama doğru. İki burun deliğimiz olsa da insanların %85'i burun deliklerini aynı anda kullanamaz. Hava ya birinden ya da diğerinden girer ve bu nazal döngü gün içinde değişmeye devam eder. Yüzümüzün kızarmasının nedeni yaşadığımız ani adrenalin salgısıdır ve yanaklarımız kızarırken midemiz de kızarır. Bir insanın ömrü boyunca ürettiği salyayla 2 adet yüzme havuzu doldurulabilir. Bunun ne kadar çok salya olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Dilimiz iç içe geçmiş 8 adet kastan oluşur. Yapısı bir ahtapotun dokunaçları veya bir filin hortumu gibidir. Ve inanılanın aksine vücudumuzdaki en güçlü kas dilimiz değildir. En güçlü kasımız çene kasımızdır. Bir insanın ısırma gücü yaklaşık 90 kilogramdır. Evet, ısırma gücü binlerce kilo olan timsahlarınkine veya köpek balıklarınkine kıyasla çok az ama bir piranınkinden daha fazla. Kadınların bedenleri 20'li yaşlarda bile büyümeye ve gelişmeye devam eder. Deri altı yağ, yanaklardan, boyundan ve alt bacaklardan bel, karın bölgesi ve üst uyluklara taşınır. Ayrıca beynin karar verme ve kısa süreli hafızadan sorumlu bölgelerinde de bazı önemli değişiklikler meydana gelir. Kadınlar birini dinlerken beyinlerinin her iki tarafında aktif olarak kullanırlar. Beynin yaratıcılıktan sorumlu sağ kısmı sayesinde daha iyi bir dinleyici olurlar ve açık açık söylenmeyen şeyleri bile anlarlar. Ayrıca yaşlandıkça işitme kaybıyla karşı karşıya kalma olasılıkları daha düşüktür. Kadınlar uyurken bile hassas duyma duyuları açıktır. Bunun evrimle ve kadının tarihsel annelik rolüyle ilgisi vardır. Annenin bebeği ağladığında duyup uyanması gerekir. Neyse ki kadınları sadece diz sesler kolayca uyandırır. Kadınların dillerinde erkeklerinkinden daha fazla tad alma organı vardır. Kadınların %35'i süper tat alıcıdır. Dillerinde bir delgecin açtığı delik büyüklüğündeki bir alanda 30'dan fazla tat tomurcuğu vardır.
Şekerli şeyler daha tatlı gelir. Sodyum daha tuzludur ve acı yiyeceklere pek dayanamazlar. Kadınlar gelecekte yapacakları görevleri hatırlama konusunda iyidirler. Ancak ne yaptıklarını kolayca unuturlar. Erkekler içinse durum tam tersidir. Ayrıca kadınlar insanların yüzünü hatırlama konusunda daha iyidir. Yapılan bir araştırma, kadınların kırmızı giyen başka kadınları ilişkileri için potansiyel bir tehdit olarak algıladıklarını ortaya çıkarmıştır. Katılımcılara farklı renkler giydirilmiş kadın fotoğrafları gösterildiğinde kayıtsız kaldılar. Ancak kırmızı kıyafet giyen kadınları görünce duygusal bir patlama yaşadılar. Kadınların acı eşiği erkeklerden çok daha yüksektir. Ayrıca yaşadıkları fiziksel acıları daha çabuk unuturlar ve hoş olmayan deneyimlerini hatırladıklarında erkekler kadar strese girmezler. Kadın beyninin iki yarım küresi birbirine daha çok bağlıdır. Kadınlarda lif yolları mantıksal ve yaratıcı taraflar arasında zikzak çizer. Erkeklerde ise bu yollar çoğunlukla her iki yarım kürede ileri geri gider. Bu nedenle kadınların buldukları çözümler her zaman en pratik ve en mantıklısı olmasa da sorunlara daha yaratıcı ve daha sıra dışı çözümler getirebilirler. Kadınların kalbi erkeklerin kalbinin sadece %75'i kadardır ve içlerindeki arterler daha dardır. Bu farkı telafi etmek için kadınların kalbi daha hızlı atar. Dakikada ortalama 78 kez atar ve bu sayı erkeklerinkinden 8 atış fazladır. Ortalama bir kadının yiyecekleri sindirmesi 47 saat, erkeklerin ise 33 saat sürer. Bunun nedeni kadınların midelerinin daha küçük olması ve daha az asit üretmesidir. Bu yüzden yiyeceklerin sindirim sisteminden aşağı hareket etmesi %20 oranında daha yavaştır. Ortalama bir kadın günde yaklaşık 20 bin kelime konuşur. Bu erkeklerden 7 bin kelime daha fazladır. Kadınlarda beynin dil becerilerinden ve sosyal etkileşimden sorumlu bölgesi daha büyüktür. Ayrıca kadınlarda yüksek seviyelerde dil proteini bulunur. Bu kadınların erkeklerden daha fazla ve daha hızlı konuşmalarını sağlar. Artık nedenini biliyorsunuz. İnsanlığın icat ettiği en iyi kamera 200 megapikseldir. Ancak buna ihtiyacınız yok çünkü gözleriniz bu konuda çok daha başarılıdır. 576 megapiksel resim kalitesi kulağa nasıl geliyor? Evet, gözleriniz bu kadar iyi görüyor. Keşke bu resimleri kağıda bastırıp çerçeveye koyabilseydik ama ne yazık ki bu resimler gözünüzün arkasında basılıyor. Teknolojinin bize yetişmesi için kat etmesi gereken daha çok yol var. İnsan kalbi küçük ama güçlü bir motordur. Kalbiniz bir gün içinde o kadar etkili bir şekilde kan pompalar ki vücudunuzdaki her bir damardan geçerek kat ettiği yol 19.000 kilometreye ulaşır. Bu Amerika'nın bir kıyısından diğer kıyısına koşarak gitmek gibidir. Hem de tam 4 kez. Sürprizler sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Bütün kan damarlarınızı uç uca ekleseydiniz, ölürdünüz tabii ama dünyanın etrafını sarmalayabilirlerdi. Hem de birkaç kez. Küçük maymun arkadaşlarımızla aramızdaki fark kıllarımızın miktarı değildir. Onlarla aynı miktarda kılımız var. Ancak fark kıllarımızın ve saçlarımızın niteliğidir. Evet, biz güzel şampuanlar kullanıyoruz. Hayır, aslında bu kıllarımızın evrimleşme şekliyle alakalı. Daha etkili bir şekilde terleyip bu sayede vücut ısımızı kontrol etmemiz gerekiyordu. Kıllarımızın ince olmasının bir başka avantajı da parazitlerin derimize yerleşmesine elverişli olmamasıdır. Aynı zamanda böyle daha iyi görünüyoruz, yani her açıdan avantajlıyız. Ciğerlerimiz içindeki havayı öyle bir güçle dışarı çıkarır ki hava neredeyse ses hızına ulaşır. Yani aslında tam olarak ses hızının 1/3'üdür. Ama bu da bir şey. Bu özellikle de ciğerlerin derinliklerinden gelen gürültülü öksürükler için geçerlidir. Bunun gibi. Biraz su içsem iyi olur. Öksürüğünüzün biraz daha hızlı olup ses patlaması yarattığını hayal etsenize. Böyle bir şey olmaz çünkü ciğerlerimiz öksürüğümüzün hızını düzenler. Vücudunuzun suyun altına girdiğinizde vücut fonksiyonlarınızı yönetmek için özel bir mekanizması var. Buna dalış refleksi denir ve bu insanlar da dahil olmak üzere neredeyse tüm memelilerde vardır. Bu refleks vücudunuzdaki oksijeni kalbinize ve beyninize yönlendirerek yeniden dağılmasını sağlar. Suya daldığınız anda vücudunuz kalp atış hızınızı otomatik olarak yavaşlatır, kan damarlarınızı daraltır ve dalağınızda depolanan kırmızı kan hücrelerini serbest bırakır. Bu refleks ayrıca yüzün ve özellikle de burun deliklerinin ısıtılmasıyla da tetiklenir. Ancak sadece ellerinizi veya ayaklarınızı suyun altına tutarsanız herhangi bir şey olmaz. Hazır bundan bahsetmişken... Bu uzun süre suyun altında kalan herkesin başına gelen basit bir şeymiş gibi görünebilir. Ancak işte şaşırtıcı bir gerçek. Cilt sinirleri hasar görmüş insanların parmakları suda buruşmaz. Bu buruşmanın sinir sistemi tarafından tetiklenen bir amaca hizmet eden bir tepki olduğu ortaya çıktı. Ellerimiz ıslak yüzeyleri daha iyi kavrayabilmemiz için buruş buruş oluyor. Deneyler de bunu kanıtlıyor. Yapılan bir deneyde kuru üzüme benzer buruş buruş parmaklı kişiler, ellerinin derisi düz olanlara oranla daha fazla ıslak bilye toplayabildi. Luna Park'ta bir hız trenine bindikten veya bir sanal gerçeklik oyunu oynadıktan sonra
Mideniz bulanıyormuş gibi gelebilir. Ancak bunun sebebi beynin bu tür baş dönmelerine uyum sağlayamaması ve bunu muhtemelen kötü bir şey yediğinizin ilk işareti olarak algılamasıdır. İşte bu yüzden kendinizi hasta hissedersiniz. Beyin aslında hiçbir şey olmasa bile içinizdeki zehirli şeylerden kurtulması için midenize sinyaller yollar. Bebeklerin yumruğundaki kemikler 10 yaşına gelinceye kadar tam olarak oluşmaz. Bunun nedeni bebeklikte yumruğun elastik olması çok önemlidir. Ve bu dönemde çok sayıda kemik dokusunun yerinde kıkırdak vardır. Bebekler sadece bacaklarını değil ellerini de kullanarak emeklerler. Ve bu onların ellerinde çok fazla baskı oluşturur. Eğer bebeklerin yumruklarındaki kemik yapısı tamamen oluşmuş olsaydı bu tehlikeli olurdu. Sürpriz! İyi bir antrenmandan sonra sizi banyoya gönderen şey ter değil. Bunlar derinizde etkileşime geçen mikroskobik bakteriler. Ama onlara hemen kızmayın. Derimizdeki bazı bakteriler bizim için iyidir. Bunlar kendilerine yaşayacakları bir yer bulmak için diğer bakterilerle uğraşırlar. Onları korkutup bu bölgeden uzak tutarlar ve böylece siz sivilcelerden veya çeşitli enfeksiyonlardan korunursunuz. Ayak serçe parmağı bir süre önce, yani tam olarak insanoğlu ayakkabı giymeye başladığında tüm işlevini yitirdi. Bu parmak insanlar henüz çıplak ayakla yürürken dengeyi sağlıyordu. Ancak bugünlerde tek yaptığı ara sıra evimizdeki mobilyalara çarpıp canımızı fena yakmak. Bir süre sonra evrimsel sürecin devamı olarak ayak serçe parmağımız artık yok olabilir. Vücudunuzun bir yarısında daha hızlı büyürler. Saçlar ve tırnaklar kan sayesinde daha iyi beslenirlerse daha hızlı büyürler. Diğer bir gerçek de vücudumuzun hiç de simetrik olmamasıdır. Vücudunuzun bir yarısında diğer yarısından daha fazla kan damarı vardır. Buna göre vücudumuzdaki tüyler ve tırnaklar da vücudun bir yarısından daha fazla beslenirler. Çığlık attığınızda veya hapşırdığınızda beyniniz sizi çıkan yüksek sesten korumaya çalışır. Beyin kafanızdaki sesin düzeyini otomatik olarak kısar. Siz de bir deneyin, yalnız sebepsiz yere çok yüksek sesle çığlık atmayın tabii. Bu çok garip olur. Etçil atalarımızdan miras aldığımız sadece köpek dişlerimiz değil, duyularımız da onlarınkilerle aynı. Acıktığımızda tüm duyularımız daha keskinleşir. Daha ayrıntılı görürüz, daha da iyi duyarız. Ve en önemlisi de daha iyi koku alırız. Ama tamamen doyduktan sonra rahatlarız. Çünkü vücudumuz çok fazla serotonin, yani mutluluk hormonu salgılamaya başlar. Serotonin duyularımızı zayıflatır ve içinizdeki avcılık güdüsüne son verir. Çok fazla yemek yemeden kendinizi mutlu etmenin bir yolu da hapşırmak. Her hapşırdığınızda bir başka mutluluk hormonu olan endorfin salgılanır. Bu yüzden ard arda birkaç kez hapşırdıktan sonra kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Endorfin ayrıca bakterilerle savaşması için bağışıklık sistemini tetikler. Yani endorfinin tek fonksiyonu mutluluk vermesi değildir. Bir şeyden çok ürktüğünüzde ya da korktuğunuzda bacaklarınız sanki küçük gibi gelir. Kalbiniz hızla çarpar ve tüyleriniz diken diken olur. Bunların hepsi aynı sürecin sonucudur. Yani bu kana karışan adrenaline vücudun verdiği bir tepkidir. Adrenalin kana karıştığında karşı koy ya da kaç tepkisi denilen şeyi tetikler. Bu tepki kasların gerilmesini ve kan dolaşımını hızlandırarak bacaklarınızı ağır hissetmenize sebep olur. Tüm vücut sistemleri birden alarma geçip sert ve hızla karşılık vermeye hazır hale gelir. Fakat aynı zamanda tepki iki farklı şekilde kendini gösterebilir. Ya bir olimpiyat yarışçısı gibi koşmaya başlayabilir ya da donup tek bir kasınızı bile hareket ettiremeyebilirsiniz. Bunun nedeni tehlikeli bir duruma karşı iki tür tepki verilmesidir. Ya sizi korkutan şeye karşı koymaya ya da ondan tamamen uzaklaşmaya çalışırsınız. Çünkü buruşmuş parmaklarla yağmurlu havalarda ağaçlardan meyve toplamak daha kolaydır. Hayır, şaka tabii. Şöyle açıklayayım. Buruşma, derinin altındaki küçük kan damarları sıkışıp büzüştüğünde meydana gelir. Ama olayın en ilginç kısmı bu değil. Bilim insanları parmaklardaki sinirler zarar gördüğünde suyun altında ne kadar süre kaldığına bakılmaksızın buruşmanın meydana gelmediğini keşfettiler. Bu ise derinin yapısal özelliği yüzünden değil, vücudumuzun suya verdiği özel tepki nedeniyle buruştuğu anlamına geliyor. Buna göre demek ki buruşma bilmediğimiz bazı biyolojik nedenlerle önemli olmalı. Yapılan diğer testler, kuru ve ıslak elle ıslak cam bilyeleri toplamaya çalışmakla ilgiliydi ve görüldü ki cam bilyeleri ıslak elle toplamak daha kolaydı. Aynı şey ayaklar için de geçerlidir.
ayaklarınız buruştuğunda ıslak zeminde durmak çok daha kolay ve güvenlidir. Sanırım bu doğanın biz insanların ıslak şeyleri kaymadan tutmamızı sağlamasının bir yolu. Eklemlerinize takırdatma alışkanlığınız nedeniyle çıkan korkunç sesleri her zaman fark etmeseniz bile o ses herkese çok tanıdık gelir. Hatta bu ses masadan kalkıp bir takırdama duyduğunuzda sanki bir şekilde kendinize zarar vermiş veya bir yerinizi kırmışsınız gibi gelir. Ama durum hiç de öyle değil. Takırdayan eklemlerin sağlığımızı hiç de o kadar etkilemediği kanıtlanmıştır. Eklemler ciddi bir baskıya maruz kaldığında o bölgede küçük gaz kabarcıkları meydana gelir. Eklem büküldüğünde ise bu gaz takırdama sesleri eşliğinde eklemden boşaltılır. Bu bir şekilde eklemlerin gaz çıkarması gibidir. Doğal olarak bu kabarcıklara vücudumuzun her ekleminde rastlanır ve eklemlerin takırdaması sağlığımıza herhangi bir tehdit oluşturmaz. Sizin eklemlerinizi takırdatmak gibi kötü bir alışkanlığınız var mı? Yoksa siz de o çıkan seslere dayanamayanlardan mısınız? Bana aşağıda yorumlarınızı bildirin. Karındaki gurultular, gaz sesleri, adına her ne derseniz deyin, hepimiz insanı utandıran bu sesleri çok iyi biliriz. Ama o kadar iyi bilmediğimiz şey bunlara neyin sebep olduğudur. Esasen olay yemek yemediğiniz için beyninizin sizinle dalga geçmesidir. Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şöyle bir durumu başka nasıl açıklarsınız? Mideniz boşaldığında beyniniz bir şeyleri sindirme ve sindirim sisteminden aşağıya gönderme sürecine başlamak için bir sinyal gönderir. Ancak midede o sırada gaz dışında gönderilecek hiçbir şey yoktur ki çıkan o seslerin tümü bununla alakalıdır. Öyleyse mideye bir şeyler indirin, olsun bitsin değil mi ama?